Selamünaleyküm dostlar. Olaylar peş peşe geliyor. Doğu Akdeniz'de sular bu sefer ısınmaya değil, kaynamaya başladı. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz. Avrupa Birliği'nden yüksek perdeden açıklamalar geliyor. Faites preuve de le dossier sur le dossier pour énumérer la panoplie des représailles que nous pourrions engager à l'égard de la Turquie. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizlerinin görüşüldüğü zirvenin ardından Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'nin adımlarının Avrupa Birliği'ni kışkırtan nitelikte olduğunu belirtti. Oruç Reis'in Yunanistan'ın Meis Adası'nın güneyine geri dönmesine Avrupa Birliği liderler toplantısında büyük tepki gösterildi. Kınamayla yetinmeyen Avrupa Birliği yaptırım kararı aldı. Angela Merkel de Türkiye'nin gerginliği artırdığı konusunda hemfikiriz. Bu çok talihsiz bir durum diye konuştu. Zirvenin ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye'nin provokasyonlarına boyun eğilmeyecek dedi. AFP Ajansı'nın Avrupa Birliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yaptırımlar Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin daimi temsilcileri tarafından kabul edildi. Güncellenmiş yaptırım listesinin Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında alınacak kararla yürürlüğe gireceği kaydedildi. Libya'ya savaş malzemesi sevkiyatına katıldıkları ve ambargoyu ihlal ettikleri belirtilen şirketlerin, AB ülkeleri içindeki hesapları bloke edilirken, Avrupalı şirketlerin kendileriyle iş yapması yasaklanacak. Yaptırımlara dahil edilen kişilerse AB'ye seyahat edemeyecek ve AB'deki banka hesaplarına erişimleri engellenecek. Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da kalkıp şimdi bunu söylüyorsun? Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur. Ve bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemez. İşte ben şimdi buradan açıkça meydan okuyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereleri gözden geçirilmelidir. Geç kaldınız ya. Hadi bir an önce gözden geçirin. Bir an önce gözden geçirin. Ama gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin ha. Nihai kararınızı verin. Libya'daki iç savaşta Türkiye Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri destek verirken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan darbeci Hafter güçlerine silah sevkiyatında bulunduğu BM raporlarında yer almıştı. Bu raporda Fransa'nın Hafter'e silah sevkiyatı yapmış olmasına rağmen Birleşmiş Milletler tarafından görmezden gelindiğinin altını çizmek istiyorum. Fransa'nın BAE üzerinden Libya'ya silah sevkiyatı yaptığını kanıtlayan bir video yapmıştık. O videoyu da sağ üst köşeye koyuyorum. Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta çatışmayla bağlantılı ülkeler, BM silah ambargosuna uyma ve çatışan taraflara desteği kesme taahhüdünde bulunmuş, ancak Fransa ve BAE ülkeye silah akışını devam ettirmişti. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizinin görüşüldüğü zirvenin ardından Türkiye'nin adımlarının Avrupa Birliği'ni kışkırtan nitelikte olduğu belirtildi. Öncelikle Türkiye'yi gene marjinalleştirme çabasına giren Avrupa Birliği'ne şu soruyu soralım. Avrupa Birliği Ermenistan'ı üye olarak kabul etti de bizim mi haberimiz yok? Ya da şöyle soralım. Almanya, Fransa, Erivan'la komşu da biz mi gözden kaçırdık? Herkesin bu sorulara vereceği cevap aynı. Peki durum böyle olduğu halde Avrupa Birliği ne yapmak istiyor? Türkiye'yi Doğu Akdeniz nedeniyle tehdit ederken işin içine Karabağ niçin karıştırıldı?
uzun zamandır Türkiye dışarıdan bu kadar çevrelenmemişti. Aslında söylenen bütün sözlere rağmen Batı asla ve kat'a Türkiye ile masada oturup anlaşmak derdinde değildi. Almanya'dan Fransa'ya, Suudi Arabistan'dan Mısır'a kadar olan eksende hayata geçirilen gizli ambargoyla Ankara'yı sarsmak istemekte. Avrupa Birliği Rusya'yı öteye iterken ikisi birden bize karşı ittifak haline gelmekte. Bir de ABD'yi hesaba katarsak herkes herkese karşı, herkes bize karşı felsefesinin hayata geçirildiğini görürüz. Ermeni saldırısı da Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta hep aynı adrese gider, İpek yoluna. 65 ülkenin zincir şeklinde iç içe yer aldığı projeyi yöneten dünyaya ayar verir. Bu net. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde İsrail üzerinden büyük atak başlattı. Büyük kurguya kalkıştı. İpek yolunun geçtiği ülkeler Çin'le hareket ederse ABD biter. Karada, havada, denizde, demirde ABD olmaz, olamaz. İşte bu savaşın tarafları, önemli oyuncuları hep sahada. Türkiye gibi. Biz istemesek de gelip paçamıza yapışacaklar. Durum böyleyken içeride tansiyonu çıkarmanın bizden başka herkese faydası var. Bunu bilerek adım atılmalı. Ekonomik çullanmayla gelecekleri sır değil. Kendi aralarında anlaştıklarını odamdaki masadan bile görebiliyorum. Herkesin görmesi de şart. Bu işin iktidarı muhalefeti yok. Dengeleri kollayıp bir bütün olarak oyunun içinde yer almalıyız. Bunun olmayacağını, olamayacağını da biliyorum. Yine de söylemek istedim. Şimdiki saldırı daha öncekilere benzemiyor çünkü. Ülkeyi savunmak herkesin görevi. İçerideki kısır tartışmalarla gidilecek bir yer yok. Ne diyorlar? Türkiye niye Suriye'de diyorlar? Türkiye niye Libya'da diyorlar? Türkiye niye Doğu Akdeniz'de diyorlar? Kafkasya'da, Orta Asya'da diyorlar. Velhasıl Türkiye bunca mücadeleyi niye veriyor diyorlar? Peki, onların da haklı olabileceğini varsayarak, soruları tersinden sorarak, Türkiye bu mücadeleleri vermezse ne olacağı üzerine gelin hep birlikte mantık yürütelim. Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse, Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu bir siyasete mi yönelir? Mesela Avrupa Birliği Türkiye tüm haklarından feragat ederse, uzunca bir zamandır ülkemize karşı uyguladığı çifte standardı terk edip bize verdiği sözleri tutmaya mı başlayacak? Mesela böyle bir durumda bölgede hesabı olan devletler her şeyi bir kenara bırakarak çekip gidecekler mi? Mesela sürekli ülkemize ekonomik tuzaklar kurmak için çabalayanlar pişman olup bize destek mi verecekler? Şayet bu soruların hepsine gerçekçi ve samimi bir evet cevabı verilebilirse, izlediğimiz politikayı gözden geçirmek de üzerimize vacip hale gelir. Bu sorulara aklı başında olup da evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.